O siz misiniz? Ya İnci, sen müdahale etme istersen. Aşkım iyi misin? Ha? İyiyim. Ay kötü oldu Güneş Hanım. Ya İnci saçmalama lütfen. Bence üzerine gitmeyin. Bizim ailemizin başına sık sık gelir böyle şeyler. Bundan önce de oldu, bundan sonra da olacak. O yüzden öyle ciddi alınacak bir şey değil. Sen üzme kendini hayatım. Abim haklı, biz alışığız öyle şeylere. Hep kurcalamak isterler. Evet, ciddi alınacak bir mesele değil. Üzmeyin kendinizi Güneş Hanım. Ama siz gerçekten çok kötü oldunuz. Yani ne bileyim, yoksa ciddiye almalı mıyız? Yenge, kalbini kırmak istemem ama bak, kör müsün? Sahte bu ilan, sahte. Artık kim yaptıysa farkında değil misin? Başka bir isim falan. O yüzden saçma sapan konuşma istersen. O ben değilim. Gerçekten ben değilim. Hayat. Yani bana pek de yalan gelmedi. Ya İnce, sen böyle hadise çıkmasından zevk mi alıyorsun? Ahmet, ya gerçekse? Sana ne? Ay. İyi, tamam. Sustum. Bir şey söyleyeceğim. Müsaade et. Bu bir şaka, kötü bir şaka. Çok ucuz bir şaka. Sen bilmiyorsun ama bizim ailemize çok sık yaptılar bunu. Senelerdir bunu yapmaktan bıkmadılar. Yani seni üzerek benim üzerime gelemezler. Tamam mı? Bunu kimin yaptığını bulacağım ve hesabını ödeteceğim. Lütfen. Haluk, yapma. Bu konu burada kapansın. Zorlama. Tavsiye etmem. Ne yaparsın? Yine mi öpersin? Ne yapıyorsun sen be? Sen böyle bir şey nasıl cesaret edebiliyorsun? Çık dışarı Ali. Çık! Ne yapmaya çalışıyorsun senin? Ne biçim bir oyun oynuyorsun? Haluk, bu konuyu kapatabilir miyiz? Ne olur. Sen kendini nasıl iyi hissedeceksen öyle olsun. Öyle yapalım. Şimdi ciddi takma kafanı artık. Saçmalıyor işte yani. Tanımadın mı bizimkileri? Hı? o zaman ben işe gideyim. Sen de biraz yat, dinlen, tamam? Kalayım ister misin? Yok. Biraz uyumak iyi gelir belki, bilmiyorum. Tamam. Sormayacak mısın? Bu ne böyle? Gerçek mi değil mi diye. Ben sana teknede bir şey söylemiştim. Hatırlıyor musun? Benim için gerçek senin söylediklerinden ibarettir. O kadar. O kadar güveniyorsun bana yani. Hadi dinle. Bir şey olursa ararsın.
Yeni üyetin hayırlı olsun. Sağ ol. Güzel isim seçmişsin kızım. Güneş. Anneciğim, ben çıkıyorum. Tamam aşkım. Aa, sorgu sual yok mu? Yok. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Görüşürüz. Affet beni anne. Al bunları kızım. Yanında bulunsun ne olur ne olmaz. Git kızım. Kurtar kendini. Yolun açık olsun. Dönme buralara, tamam mı? Güneş. Ay. Kusura bakma, korkuttum galiba. Sen kusura bakma. Dalmışım ben biraz. Belki sohbet etmek istersin diye düşünmüştüm yalnız görünce seni. O yüzden yanına geldim. Sabahki konuyu açacaksan ben o konuyu kapattım lütfen. Konuşmak istemiyorum. Yok hayır. Ben onu konuşmaya gelmemiştim. Çok üzgün görünüyordun. O yüzden... Hadi. Hadi gidelim. Arkadaşlar, bugün burada toplanma nedeni... Hemen biz de gitsek. Selin, annemize destek için buradayız. Ben televizyona çıkmak istemiyorum. Ablacığım, annemiz iyi değil. Desteğe ihtiyacı var. Siz destek olun. Hep beraber destek olacağız. Aa, Savaş abi de geldi. Geldim. Ben de senin için geldim. Ahmetciğim, iyi misin? Arkadaşlar geliyorlar. Güneş Hanım. Türkan Hanım mı yoksa? Bundan sonra hangi ismi kullanacaksınız? Hoş geldiniz. Yalnız arkadaşlar toplantıyı soru cevap şeklinde yapmayacağız. Ben size açıklamayı yapacağım. Ondan sonra da bitireceğiz. Şimdi herkes hazırsa başlayalım. Bakalım neler saçmalayacaksın. Haluk Mert. Ben Haluk Mertoğlu. Beni ve ailemi tanıdığınızı varsayıyorum. Güneş benim ikinci eşim. Ben bundan tam bir yıl önce tanıştım Güneş'le. Birbirimize aşık olduk ve evlendik. Güneş'in kızları. Benim oğlum.
ablam, ablamın oğlu Savaş, kardeşim ve yengem bu evde yaşıyoruz. Hep birlikte ve bir aile olmaya çabalıyoruz. İtiraf edeyim, zaman zaman bunu yapmakta da zorlanıyoruz. Defalarca sınandık. Daha önce de ailemizin üzerine çok gelindi. Ve ben ilk defa basın açıklaması yapıyorum. Neden yapıyorum biliyor musunuz? Sizi burada palavralarla oyalamamak için. Gerçekleri konuşacağız. Evet, Güneş ismini değiştirmiş. Evet, buna mecbur bırakılmış. Size bir şey daha söyleyeyim. Ben karımın hikayesini dinlediğim zaman onunla tekrar gurur duydum ve ona tekrar aşık oldum. Şimdi burada detaylarını sizinle paylaşacak değilim elbette. Ama şunu söylemek isterim. Kim meselenin üzerine gitmek istiyorsa devam etsin. Ben ve ailem hiçbir şeyden korkmuyoruz. Biz Mertoğlu ailesi olarak Güneş'e inanıyoruz. Başkalarının ne düşündüğü de bizi hiç ilgilendirmiyor. Bu kadar. Ben Güneş'i Güneş olarak tanıdım. Güneş olarak sevdim. Yaşlanıncaya kadar da Güneş'in yanında olacağım. Onunla birlikte yaşlanacağım. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Güneş Hanım, konuşmayacak mısınız acaba? Türkan Hanım, bir açıklama yapacak mısınız? Bir açıklama yapmayacak. Yalnız siz gazetelerinize Türkan olarak yazabilirsiniz. Ama benim evimin sınırları içinde ona Güneş demek zorundasınız. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Gel hayatım.